tanesini çıkar. Bir tanesini çıkar. Dur. Bir dakika. Ama hepsi çıkarma. Tamam. Şöyle çıkarma. Asıl alma onu. Evet. Dur. Dur. Evet. Heh, muhtar çek gari. Muhtar bir şey beceriydi. Bakalım o tarafa. Güneşe karşı görünüyor. Altına kömür, üstüne odunlarını. Siz kovamızı hazırladık. Tamam, işte. Evet, kovamızı hazırladık. Bu şekilde koyuyoruz. Üst kapağını kapatıp şimdi tutuşturmamız lazım. Sobayı üstten yakarsak çok fazla gaz olmaz. Bu kömür sobalarının üstünden de sonra kömür konmaz. Bu bitene kadar yanacak. Bu dökülecek, tekrar hazırlanır bu şekilde. Küllüğü varsa küllüğünü devamlı temiz tutmak lazım. Yani hava alıp daha güzel çekmesi lazım yani içeri. Dumanlı, karbon monoksidini hepsini daha güzel çekmesi lazım. Eğer tıkanıklık olursa bu içeri basar, zehirlenme öyle oluşur. Ve bir de bu yanan ateş. Mesela kova azaldı. Ya idare ediverelim. Bir torba kömür atalım üstüne dediğin zaman bu yanlış. Yani zehirlenilebilir. O kaçınılmaz. Üşenmeyeceksin. Boşaltacaksın kovanı tekrar. Ha, her zaman bu şekilde hazırlanması gerekli. Yani milletin buna çok dikkat etmesi lazım. Canım yakıncıdaki iki altını üstünü açarız. Tuttuktan sonra az az kapatırız. Hani yalışı ve şansın diye.
Öyle durarız. Üstüne koyalım. Üstüne atmayız, hiç atmayız. Ya uzman tehlikeli. Elimizde kış aylarının yaklaşması nedeniyle soba ve doğalgaz kaloriferler yanacağından bacaların en az sobalı bacaların en az yılda iki kere bir kış girişi bir kış ortasında temizlenmeli. Ve bununla ilgili de zaten elimizde yaşayan halkımıza Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak SMS'te bilgilendirme yapıyoruz. Onun dışında odalar bütün kapılar pencere açık olsa dahi lodos havalarda soba ve şofben yakılmamalı. Tüplü, doğalgazlı, kalorifer olan yerlerde de açık olan menfezler, kapılardaki bulunan menfezlerin kesinlikle kapatılmaması gerekir. Sobalı odalarda ise, soba yanan yerde ise kesinlikle soba yanık iken yatılmamalı. Ancak yatış saati sobanın sönüşüne göre ayarlanmalı. Banyolarda ise şofben bulunmamalı. Şofbenden olması gereken yer mutfaktır. Bacalı olmalı. Banyolarda bulunmamalı. Bacalar açık bile olsa başta söylediğim gibi yılda en az iki kez temizlenmeli. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte her yıl yaşadığımız gibi yüzlerce insanın ölümüne sebep olan karbonmonoksit zehirlenmeleri maalesef ki gündemimize gelmekte. Zehirli bir gaz olan karbonmonoksit nasıl oluşuyor? İşte doğal gaz, tüp gazı, odun, kömür gibi yakıtların yanması veya tam olarak yanmaması sonucunda ortaya çıkan bir gaz. Karbonmonoksit gazının en büyük özelliği ve bizim için tehlike olan özelliği işte havadan daha hafif, kokusuz, renksiz, tatsız ve tahriş edici özelliği yok. O yüzden biz karbonmonoksit zehirlenmesi olduğumuz zaman çok hissetmiyoruz ve akabinde ölüme kadar giden sonuçlara neden oluyor. O yüzden halk arasında sessiz katil olarak da adlandırılmakta.